Merhaba arkadaşlar, sulu çözelti dengelerinde çözünürlük dengesinde 13. videomuz ve burada ortak yön etkisine devam edeceğiz. Bu video içerisinde de çözünürlük dengesinin ortak yön ile ilgili yapacağımız örnekleri göreceksiniz, bu uygulamaları öğreneceksiniz. Evet, ilk örneğimizle başlayalım. Aslında bu ilk videomuzda, ilk uygulama videomuzda da yaptığımız sorulara benziyor ama bunu bir hatırlayalım burada çünkü. Bunu kullanarak başka türlü örnekleri de geçeceğiz. Şimdi kalsiyum sülfat iyonik katısının çözünürlük çarpımı verilmiş. Demek ki az çözünen katımız kalsiyum sülfat. Bunu diyor 0,2 molarlık sodyum sülfatla çözüyorum. Çözünürlüğü ne kadardır? Yani bizim elimizde sodyum sülfat çözeltisi var. O zaman buradan gelen sodyum ve sülfat iyonları çözeltinin içerisinde çözünmüş olarak bulunuyor. Hatta bu çözeltiyi 0.2 molarlık hazırladığımız için çözeltide 0.4 molar sodyum ve 0.2 molar sülfat iyonları var. Şimdi biz bunun içerisinde kimi çözmeye çalışıyoruz? Kalsiyum sülfat katımızı. Bu bizim az çözünen katımız. Kçç değeri verildiği için ve çözündüğünde kalsiyum ve sülfat iyonları verecek. Biz çözünürlüğünü arıyoruz. Yani kalsiyum sülfatın çözünürlüğünü bilmiyoruz bu çözeltideki. Buna A dedim. Çözünürlük değerine. Dolayısıyla a mol bölü litre, kalsiyum iyonları derişimi olur. Az çözünen katıdan gelen a mol bölü litre de sülfat iyonları derişimi olur. Yine az çözünen katıdan gelen. KÇÇ değerini ya da bağıntısını yazacak olsak, az çözünen katı için çözeltide bulunan kalsiyum iyonları derişimi ile çözeltide bulunan sülfat iyonları derişiminin çarpımına eşit olacak. Kc değerimiz 6 10 üzeri eksi -12 imiş. Şimdi iyon derişimlerini yazalım. Kalsiyum iyonları sadece az çözünen katıdan geliyor. O zaman buraya sadece A diyeceğim. Sülfat iyonları ise ortamda zaten vardı 0.2. Bir de az çözünen katıdan gelecek A. O zaman buraya az çözünen katıdan gelenle ortamda bulunanın toplamını yazacağım. Burada e, 02 yanında az çözünen katıdan gelen sülfat iyonları derişimi çok küçük olacak. Hatta birazdan bulduğumuzda da göreceksiniz. O yüzden bunu ihmal ediyorduk. A değeri yani katının çözünürlüğünü o zaman 3 çarpı 10 üzeri eksi 11 mol bölü litre buluruz. Şimdi bu bize neyi verir? Bunu da yazalım. Dediğim gibi diğer sorularda kullanacağımız bir bilgidir belki. Bu değer bize 0,2 molarlık sodyum sülfat çözeltisinin çözeltisinin biliyorsunuz molar çözünürlük litrede çözünen mol sayısıydı. 1 litresinde 3 çarpı 10 üzeri eksi 11 mol kalsiyum sülfat katısının çözünebileceğini verir. Çözünebilir. Yani molar çözünürlük litrede çözünen katının mol sayısıydı. Ama biz burada 0.2 molarlık çözelti de çözmüş olduğumuz için bu çözeltisinin çözeltinin 1 litresinde çözünen mol sayısını bulmuş olduk. Bir de şunu tekrar söyleyeyim. Bakın A olarak bulduğumuz değer 3 10^-11 0.2 ile topladığınız zaman 0.2 bir şey bir şey bir şey çıkacak. Çok küçük bir değer. O yüzden bunu hep ihmal ediyoruz. Peki, ikinci sorumuz. Bakır 2 sülfür tuzunun çözünürlük çarpımı verilmiş. Buna göre diyor aynı sıcaklıkta 0.01 molarlık sodyum sülfür çözeltisinin 4 litresinde kaç mol bakır 2 sülfür çözünebilir? Bakın az önce çözünürlüğü bulduğumuzda litrede çözünen molü demiştik. O zaman biz litrede çözünen molü bulduğumuzda 4 litrede ne kadar çözünür bunu da bulabiliriz. Elimizde bir kere sodyum sülfür çözeltisi var. Sodyum iyonları ve sülfür iyonları kabın içerisinde bulunuyor. Ve bu 0,01 molarlık bir çözelti olduğuna göre 0,02 molar sodyum 0,01 molar da sülfür iyonları bulunuyor. Bu çözeltide biz az çözünen bakır 2 sülfür katımızı çözmeye çalışıyoruz. Şöyle yazdım. E çözünürlüğünü bulmaya çalışıyorum. Çözünürlüğüne x dedim litrede çözünen mol sayısı. O zaman buradan gelen bakır iyonları derişimi x mol bölü litre ya da x molar oldu. Kükürt iyonları derişimi de yine x oldu. Çözünürlük çarpımı bakır 2 sülfür için verilmiş. KÇÇ bakır iyonları derişimi ile çözeltide bulunan sülfür iyonları derişiminin çarpımına eşit olacak ki KÇÇ değerimiz 5 çarpı 10 üzeri eksi 12 imiş iyon derişimlerini yerlerine koyduğumuzda bakır sadece az çözünen katıdan geliyor ve x kadar. x çarpı kükürt ortamda zaten 0,01 vardı bir de az çözünen katıdan gelecek. O zaman buraya x artı 0,01 molar dedim. Bu x az çözünen katıdan gelen 0,01 yanında çok küçük bunu ihmal ettim. Dolayısıyla çözünürlük değerimizi 5 çarpı 10 üzeri eksi 10 mol bölü litre buluruz az önceki soruda söylemiştik şimdi bu bize neyi verdi bu çözeltinin 1 litresinde kaç mol katı çözündüğünü verdi yani 0,01 molarlık sodyum sülfür çözeltisinin çözeltisinin 1 litresinde 1 litresinde şunu yazayım kaç mol çözünüyormuş arkadaşlar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 10 mol biz CuS çözebiliyormuşuz. E şimdi 4 litre varsa elimde mavi de kötü oldu sevmedim sarı yapayım. 4 litre çözelti varsa 4, 4 litresinde ne kadar çözünür derseniz oran orantı 20 çarpı 10 üzeri eksi 10 yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 9 mol bakır 2 sülfat çözünebilir. Yani molar çözünürlüğünü bulduk. Bu çözeltinin 1 litresinde çözünen mol sayısını verdi. Eğer bu çözeltiden 4 litre varsa bu değeri 4 ile çarptığımızda da çözünen maddenin mol sayısını belirlemiş olduk. Ortak iyonlu bir başka sorumuz. Der ki 25 derecede kalsiyum hidroksit katısı için KÇÇ 10 üzeri eksi 14'tür. Buna göre bu katının pH değeri 12 olan çözeltideki çözünürlüğünü arıyoruz. Öncelikle pH değeri 12 olan çözeltimiz arkadaşlar bir baz çözeltisidir. Ve oda koşullarında pH ve pOH toplamı 12'ye eşittir. Umarım asit bazlar konusunda temel bazı bilgilere sahipsinizdir. Biliyorsunuzdur ya da unutmamışsınızdır. Dolayısıyla bu çözeltinin pOH değeri 2'dir ve çözeltide bulunan hidroksit iyonları derişimi de 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molardır. Yani bu sefer size bakınız kalsiyum hidroksitle ortak olan iyonu derişimi direkt verilmiş. Çözdüğü katı ya da çözü, çözeltinin derişiminden gitmemiş. Pekala. Şimdi kalsiyum hidroksit suda az çözünen katımız bizim. Kalsiyum iyonları ve hidroksit iyonları vererek çözünecek. Biz bunun çözünürlüğünü arıyoruz. Çözünürlüğüne x mol bölü litre dedim. O zaman kalsiyum iyonları x mol bölü litre, hidroksit iyonları da x 2x mol bölü litre olmak üzere az çözünen katıdan gelecek. Peki bakın ortamda ortam bazikti ve ortamda 1 10 üzeri eksi 2 molarlık hidroksit iyonu vardı. Demek ki az çözünen katının yanında bir de 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molarlık hidroksit daha bulunuyor. O yüzden benim çözünürlük çarpımında hidroksit yerine hem az çözünen katıdan geleni hem de ortamda za zaten var olan hidroksit iyonları derişimini yazmam lazım. Yazalım. Kalsiyum hidroksitin çözünürlük çarpımı kalsiyum iyonları derişimi ile hidroksit iyonları derişiminin karesinin çarpımına eşit. KCC değerimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 14. Eşit olacak. Kalsiyum sadece az çözünen katıdan geliyor. Hidroksit az çözünen katıdan geldiği gibi bir de pOH'ından bulduğumuz 1 10 üzeri eksi 2 molarlık daha var. Bunların da karesi. Yine az çözünen katıdan gelen hidroksit iyonları derişimini ihmal ettiğimizde 2 çarpı 10 üzeri eksi 14 eşit olacak. X çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 4'e. Buradan da katının bu çözelti içerisindeki çözünürlüğünü 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 mol bölü litre olarak belirliyor olacağız. Yani pH değerinden pOH'u oradan ortamda bulunan hidroksit iyonları bulduk ve az çözünen katıya dan geleni ekleyerek yine KÇÇ'de hesaplama yaptık. Bu videodaki son sorumuz. Şimdi der ki arkadaşlar kurşun 2 bromür katısının saf sudaki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol böl litreymiş. Buna göre diyor bunu 0,2 molarlık sodyum bromürde çözsem çözünürlüğü ne kadar? Bir kere bizim çözünürlüğü bulabilmemiz için KÇÇ'den gidiyoruz ya bu katının çözünürlük çarpımına ihtiyacımız var ama bu sefer bakın çözünürlük çarpımı verilmemiş. Ama çözünürlük çarpımını bulabileceğimiz bir ilk bilgi vermiş. Saf sudaki çözünürlüğü biliyorsunuz. Saf suda da çözünse, ortak iyon içeren başka bir çözeltide de çözünse Kçç değeri aynıydı. O zaman verdiği ilk bilgiyle yani saf sudaki çözünürlüğünü kullanarak önce bu katının çözünürlük çarpımını hesaplamam lazım. Kurşun 2 bromür suda çözündüğünde kurşun iyonları ve bromür iyonları verecek. Sudaki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre ise bu çözeltinin derişimidiriz aynı zamanda. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre kurşun iyonları derişimi olur. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre de bromür iyonlarının derişimi olur. Şimdi önce bunları kullanarak biz bir KÇÇ değerini hesaplayacağız. Bunu nasıl hesaplayacağız? Kurşun iyonları derişimi ile bromür iyonları derişiminin karesini çarparak koyalım yerlerini arkadaşlar. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesi. Buradan çözünürlük çarpımının değeri 16, 32, 32 çarpı 10 üzeri eksi 15 çıkar. Artık KÇÇ olduğuna göre biz bu çözeltide kurşun 2 bromürün çözünürlüğünü hesaplayabiliriz. Yapalım. Bunu KÇÇ'yi bulmak için kullandık. Elimizde sodyum bromür çözeltisi var. Sodyum ve bromür iyonları ortamda bulunuyor. Pekala 0,2 molarlıksa bu çözelti 0,2 molar sodyum 0,2 molar bromür iyonları zaten var. Şimdi kurşun 2 bromürü bunun içerisinde çözeceğiz. KÇÇ değerinde bildiğimize göre yeni bir çözünürlük bulmak bizim için artık zor olmayacak. Yeni bir çözünürlük değeri bulacağız. Hatta bu çözünürlük saf sudaki şu 2 10 üzeri eksi 5'ten çok daha küçük bir değer çıkacak. Yeni çözünürlüğüne x dedim. Buradan çözeltiye x mol bölü litre kurşun. 2x mol bölü litre de bromür iyonları verilir. KÇÇ ortak iyona bağlı değildi. Zaten bağıntımız da aynı. Nedir? kurşun iyonları derişimiyle ile bromür iyonları derişiminin karesinin çarpımı. Yerlerine koyalım. Ha kaç eçeyi biliyoruz. 32 çarpı 10 üzeri eksi 15 eşit olacak. Şimdi kurşun iyonları sadece az çözünen katıdan geldi. X. Brom yerine ne yazacağım? Hem ortamda olan 0,2 molar var hem de az çözünen katıdan gelen 2x var. Dolayısıyla buraya 2x artı 0, 2'nin karesi diyeceğim. Bu bulduğum x değeri çok küçük bir değer olacak. Hatta 2, 10 üzeri eksi 5'ten de küçük bir değer olacak. O yüzden 0, 2 ile toplaman bir şey ifade etmeyeceği için onu ihmal edeceğim. Buradan da x değerini arkadaşlar 4 etti. 8 çarpı 10 üzeri eksi 13 mol bölü litre buluruz. Demek ki Sodyum bromür çözeltisinde bu katının çözünürlüğü bu kadarmış. Yani bize KÇÇ lazım. Saf sudaki çözünürlükten KÇÇ'yi bulduk. Sonra da ortak iyon etkisinde bulduğumuz KÇÇ'de ye verileri yerine koyarak çözeltideki çözünürlüğünü belirlemiş olduk. Evet bu videoda yapacaklarımız da bu kadardı. Bundan sonraki videoda yine örnekler çözmeye, ortak iyonla ilgili örnekler çözmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.